Siz deli misiniz ya? Ha, siz manyak mısınız? Ben şimdi sizinle mi uğraşacağım ya? Babanız yetmiyor gibi, ananız yetmiyor gibi. He? Sizinle mi uğraşacağım ulan ben şimdi? Siz beni en sonunda hapislere düşüreceksiniz ya. Sizin adatım soylar. Eşşor eşşiktir. Gelmişler burada. Racon kesiyorlar dişiye. Rüzgar. Fıstık. Fıstıklar, merhaba. Bakın size ne göstereceğim. Evet. Bu kim? Bu baba paça geri döndü. Paşa sultan yavruları, yani dediğim gibi insanda olduğu gibi dedesine de benzer, babasına da benzer, amcasına da benzer. Şu var ya, şu bildiğiniz baba paça. Kuyruk muyruk şahane. Renkler menkler, dikkat edin. Bakın. Gözlere bakın. Görüyor musunuz? Bakın bunları da göstereyim. Bakın. Bunların hepsi erkekler. Sultan maşallah bu sene hep erkek doğurdu. Hep erkek ya. Artık öyle bir şey olamaz. Arada beyaz doğanlar var. Şimdi bu beyazlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İşte gene yazılıyor. Bilinmediğinden dolayı düşünüyorum. İşte bu şeyden olabilir. Mermi yamana bakın. Bu şeyden olabilir. İşte buluttan olabilir. Bunu söylüyorum. Köpekten anlayan bilir. Bulut bile doğduğunda bu renklerdeydi. Koyu renklerdeydi. Sonradan açıldı. Ondan sonra mesela bizim Azat da doğduğunda bu renkteydi. Sonradan döndü açıldı. Boz renge döndü. O yüzden buluttan olma ihtimali yok. Balat diyeceksiniz. Balat ta nerede? Biz neredeyiz? Hadi renk geldiler desek. Balak da doğduğu zaman koyu renkliydi. Yani balık bembeyaz doğmadı. Bu eniklerimiz, beyaz eniklerimiz. Göstereceğim onu. Bu videoda gösteremeyeceğiz. Bu beyaz eniklerimiz hala beyazlar. Yani hala süt beyazlar. Değişmiyor diyorum ya. Beyazla simsiyah değişmiyor. Arkadaşlar bakın. Küçük paçaya bakın. Küçük paçaya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Şu gözlere ana, ben bunu ayıracağım. İşte diyorum ya, bu iş böyle. Onu ayırayım, bunu ayırayım. Bunlar da diğer şeyler. Azat 765 oğulları bak. Görüyor musunuz? İki soy hala çekişmeye devam ediyor. Çok iyi ya. Şunun gözlere bakın. Bak gel. Gel. Ve bunlar mermi gibi olacaklar. Yani anneyi biliyorsunuz bak, Azat. Küçük Azat. Yaman'a bak ya. Ulen diyor, sen diyor, benim babama, senin deden yanlış yapmıştı. Ama çok fena ya. Bak. Erkek ya. Küçük enişte. Çok yakışıklı. Evet, maşallah. Paşa soyu devam ediyor. Bir kere o soy buraya geldi. Oğul paşadan devam ediyor. Şimdi sultana bakıyorsunuz. Mermi sultan. Anne mermi yıldız. Baba mermi azatto. Çok güzel enikler. Oğul bak, görüyor musunuz? Duruşu. Çok acayip. Aha. Yaman. Yaman çok ağır abi ya, Yaman. Bak bak, hareketlere bak. Tepes attı. Tohummayın lan diyor bana. Maşallah var. Şuna bak. Sarı sarı olur bunları belki de arkadaşlar. Bak şu. Maşallah. Görüyor musunuz bakışları? Paşanın veliahtları. Yani biz paşadan aldık.
yavrum. Geçen Ahmet arkadaşım, bir arkadaşımız da yazmış bunu cevap olarak. Damar, kan devam ediyor. Yamoş. Hep her şey burada Yamoş'tan sorulur. Patronu, asıl mekanın sahibi o. Ölen diyor, bunları nereden getiriyorsunuz? Ne güzel diyor, akşamlar oturup televizyon izliyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz diyor. Kusura Yamoş. Bakma ya, senin de şeyini bozuyoruz ama keyfini, kuyruğuna bak şunu, Yamoş'unu, Tosunko. Tatlış tatlış. Yaman Paşa. Işık. Gerçekten Azap'a benziyor. Ama o... Küçük enişte. Bak işte, bak. Nereye gidiyorsun reis? Bak ya. Fena. Çok fena. Yani bu fena otobanda gidiyor. Bu 200'e geçiyor yanından. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Baksanıza. Fena'nın da fenası maşallah. Çok güzel bir yenik. Paçanın, Baba Paçanın da aynı tipi böyleydi. Kulakları da böyle uzundu. Şimdi arşivdedir o fotoğraf da. Bayağı araştırmak lazım. Hatırlayanlar bilir. Evet. Maşallah aslanıma. Çok güzel bir köpek olacak. Çok güzel bir kangal olacak. Şahin bakışlar, badem gözler, sürmeler, kuyruk, fizik, mermilik. Ne ararsan var. Evet. Bu da güzel bir üretim oldu. Niye merak ediyorduk? Şu an Mars Kızan'da. Yaşlı kurtun, kurt beyin, bozonun, şoronun. Hangisi olursa artık şora güzel olabilir. Bir yanına getirdim. Bakalım ne yapacak. Bunu gözlemlemek istiyorum. Tabii ki eşleştirmeyeceğiz. Bakacağım yani şey mi? Öyle bir durumları nasıl? Kısırlaştırılmış hayvanların inşallah öyle bir şey değildir. Kulağında küpe oluyor benim bildiğim. Evet bakalım. Affedersiniz, arkasına doğru da getirdim. Koklanmadı da. Yakın bir mesafeye getirdim. Bekliyorum ne yapacak diye. Evet, bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayabiliriz. Şimdi yazılmış Mars'la işlediği arkadaşlar, biz Azap için getirdik. Bugün Hüseyin abiyle konuştum. Şimdi Barış gelecek. Barış da 2 saate geliyorum dedi. Gelmedi. Sağ olsun, o gelecek, yardım edecek. Bazı arkadaşlar öyle bir özelliği vardır. 10 dakikaya geliyorum diyorsa 1 saate gelir. Artık bunu siz kabul edersiniz. En son kavga çıkar, tartışma çıkar. Ben çok dakikayımdır yani. Ben 17 dakika derim. 17 dakikada oradayımdır. Evet, Barış 2 saat dedi. Geliyor. Gelecek herhalde. Bekliyoruz. Barış gelecek. Akşam bu sünni tohumlama, sünni şey yapma işini halledeceğiz. Evet, Azap bayağı kapıyı kırıyordu. Tekrardan Mars'ı içeri. Gelmişken bir arkadaşımız yazdı. Sağ olsun. Dedi ki, abi dedi, abi mi dedi bilmiyorum. Dedi ki, annenin, Antika'nın annesi Antika'ya dedi çok benziyor. Evet. Anne Antika'ya çok benziyor. Hani kafa yapısı falan filan dedik ya bugün. Anne Antika'ya çok benziyor. Anne Antika sapı bir köpekti. Arkadaşlar. Anne Antika'ya çok benziyor ve benim eşleyeceğim Şirin'i Paşa ile eşleyeceğiz. Baba Paşa'yı bulmak için. Şirin olabilir. Belki olursa bilmiyorum. Baksana hiç yanaşmadı işi. O da bir ayrı muamma. İlk yaşayacağım köpek antik olacak. Siz öyle bağırıyorsunuz. Ulan ne geveze adamsınız siz ya. Vallahi billahi ya. Ben de diyorum. Adam yıktı bunları ya. Adam boğuyorlar ya. Pas.
Böcük. Böcük. Böcüküme bak. Kanas, kanas felaket oldum sen kanas. Hakikaten arkadaşlar kanas sallı da. Dikkat edin bacaklı. Bayağı sallı. Kanası sallı görüyor musunuz? Fındıkım, rüzgar. Ne yapayım fıştıkım? Bıdı bıdı. Yaramazdı rüzgar. Yakında gidiyorsun rüzgar. Üzülerek söylüyorum. Bu ayın 20'si, 25'i rüzgar gidecek. Bir de o. 65. Hadi o bir şeyler fark etmez de rüzgar. Gittiği yerde mutlu olsun. Böyle köy hayatı gibi bir yere gidecek. Hey hey hey. Maşallah dumanım da çok güzel. Bak çok fena ya şu. Bak kafa tutuyor. Manyak. Fındık. Fıştık fıştık. Böcük. Böcüküm. Ne oldu? Burada mı kaldın? Çıkar beni diyor buradan. Masum kaldı bak bak bak. Hepsi deli ya bunlar. Böcüküm. Ne yapayım ben seni çıkarayım mı? Böcüküm gel. Gel böcük. Böcük gel sen o bakışları ben iyi biliyorum. Beni buradan çıkar diyorsun. Gel böcük gel. Allah. Allah artık büyüdüm be. Ensenden de kalkıyorsun. Böcük gel bakayım buraya böcük bak. Ya kızım sen ne kadar bulaşkansın ya. Böcük. Böcük böcük. Küçük 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 küçük. Ya fıştık gel. Fındık fındık. İyi. Dayanamıyorum böyle bakışlarınıza sizin. Böcükte çok fena fizik var ha arkadaşlar. Bizim davar geliyor. Zalo nerede acaba? Zalo orada mı? Bugün hiç zalo yoktu ortalıkta. Baktı kızandan bir şey çıkacağı yok. En iyisi de ben davara gideyim. Başka türlü vakit geçmez. Bunlar bizi en sonunda prostat edecek dedi. Aldı burada gitti kendine de zalo yok piyasada. Zalo en sonunda şaşıracak koyuna moyuna. Değişik bir ırk, cins bir şey çıkacak ortaya. Sağ yok. Benim yaşlı kurdumla. Ah be şu. Şeye bakın ya. Kaç böcük. Renge tipe bakın maşallah. Keyfi yerinde. Ona bu artık mezbane etleri yedireceğim. Bakımı iyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakımı gayet güzel. Korkum kısırlaştırılmış olması. Olsun. Böyle bir değere, böyle bir güzelliğe kapıda bakmak isterim, görmek isterim. Hakikaten sokaklardaki yaşamla şu anki bu yaşamı çok farklı. Daha dediğim gibi sahibi var. Bakılan bir yer var. En azından koruyup kullandığı bir yer var. Ayı ayı. Dişlerini sormuşlar. Dişleri... Oo, ne diş varmış sende be. Kırık, normal. Ama ne diş varmış ya. Parmak kadar baksanıza. Yamoş. Tamam, çok da akıllı. Yavrulara pek sesini çıkarmıyor. Şimdi çok uysal, çok şey, ne gördüğüm kadarıyla ne çocuğa, ne hayvana, ne insana gidiyor. Biraz daha alışsın. Hani şu an belki başını alıp gider. Bir daha böyle bana kuyruk sallamaya başladığı zamanlarda, böyle hissettiğim anda, beni benimsediğini hissettiğim anlarda onu açacağım. Köyün içerisinde geçsin, dolansın. Hiç kimseye bir şey yapmaz. Şu an bu moddayız. Bu şekilde yapmak zorundayız. Çünkü belli olmaz. Çünkü o çok akıllı arkadaşlar. Yaşlı, görmüş, geçirmiş. Hani benim insanlar için de söylenir. Sevdiğim bir laf vardır. Gençler der ki, gençler yaşlıları aptal zanneder. Ama yaşlılar gençlerin aptal olduğunu bilir diye. Hakikaten öyle. Ben bile mesela şu anda 34 yaşıma geldim. Böcük! 34 yaşıma geldim. Hakikaten bazen böyle 20, 20, 23, 25, 20 yanlış anlaşılmasın. Çok zeki arkadaşlarımız var. Onların böyle bir şeylerine bakıyorum. Yaşam koşturmalarına, şeylerine bakıyorum. Yani o yollardan geçtiğim için çok iyi görüyorum böyle. Yani o yüzden o lapı severim. Maçı. Bakın gözler, mözler. Hakikaten boğa paça, yani şaşırmamak lazım, olabilir. Mesela ben şeye benziyorum, bakın arkadaşlar.
Benim annemin saçları siyah, babamın saçları siyah, kardeşimin saçları daha da siyah. Ben sarışınım. Hatta bazen bana sarışın diyorlar. Ben Allah Allah, ben nerem sarışın diyorum. Sen sarışınsın diyorlar bana. Gözük. Allah Allah. Yani ben dedeme benzemişim. Gözlerim renkli. Yeşile çalan gözlerim var. Dedemin gözleri gibi. Bu işler soydan gelir. Yani DNA şemasında bir şemadır böyle. Soydur. O soydan orada 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene önceki bir soyuna çekersin. Gelirsin. O yüzden o bir bakmışsınız avşin diye baba paça, dede paça. Ama hakikaten çok benziyor. Şunlara bakın ya. Köy köpek doldurdum. Yakında alacağım elime değneği. Bunları alacağım, otarmaya götüreceğim. Ya sizin derdiniz ne ya? Elime alacağım değneği, bunları götüreceğim otarıp. Siz çok diyeceğim. Huu, dağılın, otlayın. Yoncaya girmeyin. Kızım sizin derdiniz ne? Dumoyla uğraşıyorsunuz. Böcük çok fena, böcük var ya. Hayvanları seviyorum. Köpekleri seviyorum. Ne olacak böyle bilmiyorum. İmkanım olsa 150 tane bakacağım yani. Çiftlik açacağım, işçi mişçi. Hakikaten alışıyorum. Seviyorum, ayrılamıyorum. Hele bu, bunlar var ya, bu böcüğün bak bakışlara bak. Böcük. Bakayım. Böcüğün bakışlara bak. Böcük, böcük. Cin cin. Kusura bakma, senin de rahatını bozduk şimdi. Bunlar geldi böyle. Seni çay demledim. Geç otur, televizyon izle. Saat kaç, haberlere başlıyor. Haberleri izle. Ya oğlum. Ya ben sizin duman tepesini attırırsanız. Bak ya, Allah Allah. Beterler bunlar ya. Kızım valla senin şeylerin bunlar, yiyenlerin. Babanın ex aşkından çıkanlar yani, yiyen mi diyeyim, kardeşlerim mi diyeyim, bunlar beterler. Dumo, sen daha betersin de sessiz duruyorsun. Bak yani hala, bak hala gidiyor onlar uşuyor ya. Bak. Dumo'm çok güzel ya. Dumo var ya çok güzel. Sal, mal falan, boy, fizik. Harika. Renk. Babam, babam çok seviyordu Dumo'yu. Babam küçükken oynuyordu ya onunla. Onunla uyuyordu. Kızdırıyordu. Dumo kız oldu. Genç kız oldu. Kızım siz manyak mısınız, nesiniz ya? Rahat bırakın şu hayvanı ya. Böcük. Böcük. Fındık. Ne oldu? Deli. Böcüküm. Fıştıkım. Böcük böcük. Gözlere bak ya. Gözlerinden ateş ediyor gözleri. Hadi bırak daha uğraşma, gel. Gel bırak. Hadi. Bak. Azat'a bak. Yandan bakın ağzı yüzünü. Azat'a benzediğini göreceksiniz. Gel seni içeri alalım. Haberleri açayım da sen. Haberleri izle, gel. Gel bak. Çok seviyor. Böcük. Böcüküm. Böcük. Böyle böcük böcük. Böcük gel. Kuş 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 kuş. Gel böcük gel. Kuş kuş kuş. Kuştuk kuştuk. Kuştuk. Ne yapıyorsun ben kankişim? Ya bazen düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu hayvanları nasıl kıyıyorlar ya? Nasıl yapıyorlar ya? Yani böyle öldürmeler, şiddet. Gerçekten inanılması güç. Yani kendi kendime soruyorum, yani biz mesela böyle bu hayvanları böyle seven insanlar, bunlar insansa bunlar ne? Ya da onlar insansa biz neyiz? Bizim insan, asıl insan olduğumuz biz kesin de onlar ne acaba? Yani gerçekten yani inanılmaz şiddet hayvanlara, öldürmek, acı çektirerek yani
Ya şu hayvanın ben şöyle tuttuğum zaman yapmasından canım yanıyor benim. Mesela diyelim şöyle diyelim tutuyorum ya böyle diye. Şöyle tutuyorum. Gel diyorum mesela. Şöyle yapıyor ya ben onu üzülüyorum. Ya. Abo böcük. Oo. Böcük. Sen normalde böyle korkuyordun ondan. Allah. Eyvah eyvah. Böcük da benden biraz gaz aldı. Böcüküm. Aferin benim böcüküme. 765'in kızı. Azaz'a da benziyor. Böcük. Vay böcüküme bak be. O nasıl boğuşma o sesler. Böcük. Aha Zao geldi. Ha böcük sen ne yapıyorsun? Böcüğün tepesi. Kaçlar bunlar çok fena var ya. O da çok fena. O da çok fena. Rüzgarda, kanasta. Bak ya böyle bir şey olamaz ya. Tamam tamam hadi. Hadi bırak. Tamam bırak. Gel. Gel. Tamam gel. Vay vay vay. Bacıların boğuşu. Zaoşum. Da oradan mı geliyorsun? Zaoşum benim. Zaoşum sen ne kadar güzel oldun ya. Allah. Hayda. Bırak o işleri. Hadi bu tarafa. Geç şu. Tamam gel böcük. Bakayım. Tamam kızım. Neyin gazına geldin sen? He? Benden mi güç alıyorsun? Bak bak şu tarafa bak bak. Bak Azat'ın bakışları bak. Böcüküm. Fındık böcüğüm. Rahat dur kız. Sen zaten ayrı betersin ya. Sen büyük yarışmaya götüreceğim seni. Zao nasıl gidiyor? Kurt murt bir şey var mı? Durumlar nasıl? Davara gittin bugün ha? Baktın olmuyor Zao. Bundan bir şey çıkmaz dedim bize. Davara mı gittin Zao? Bak tamam yeter. Bak nasıl kuruluyorlar birbirlerine ya. Zao'ya bak. Aferin Zao'ya. Ay kürklü Zaoşki. Şuraya bak. Ulan kurşun atsak kurşun yamulur Zao. He? Kurşun atsak geri döner Zao. Kurşun gelse gelmez Zao. Ay Zao. Ulan Zao sen nasıl bir baban vardı senin ya? He? Oğlum senin ayı mıydı yoksa baban? Yani Zao'nun annesine bak Zao'ya bak ya maşallah. Ama biz Zao'ya çok iyi baktık. Zao'yu düşünüyorum geçen gece böyle kalktım davara bakacağım. Ya kurt murt gelir diye. Zao geldi yanıma kuyruk sallaya sallaya böyle bir oynadı benimle. Hakikaten dedim ya Zao köprü altında işte oralardan başka bir yerlere gitseydi, başka birisi sevseydi ya da bakmasaydı, etseydi. Zao yazık olurdu Zao'ya ya. Ya düşsene de Zao barınakta, barınağa düşüyor. Olabilirdi. Sahiplenmeseydik. Ya da işte diyorum ya bu işlerin günahına girmek istemiyorum. İşte Zao'yu o zaman Zao'yu da götürseydik birilerine verseydik. Oradan barınaklara düşseydik. Zao düşsenize barınakta. Son 2,5-3 senesini Zao barınakta geçiriyor. Kafeste. Diyorum ya o yüzden bazen insanlara çok kızgınım ya arkadaşlar. Şu hayvanlara. Yani çok sadece kendilerini düşünüyorlar. İnsanoğlu sadece kendini düşünüyor. Hayvanların duyguları var. Hayvanların kalbi var, yüreği var. Sevinci de hissediyorlar, korkuyu da hissediyorlar. Acıyı da, tatlıyı da biliyorlar. Bu hayvanlar bu hayatta çok acı çekiyor. Yemin ederim elimden gelse, imkanım olsa
Yani param olsa ben bir tane sokak köpeği bırakmam yani. Vallahi böyle böyle ucu bucağı görünmeyen bir çiftlik kurarım. Eminim benim gibi çok arkadaş vardır. Çok. Ben bazen böyle söylüyorum sanki benmişim gibi. Bu çok insan var böyle yani yaşayan. Mesela bu konuda Tarkan'ı takdir ediyorum. O anlamda Tarkan'ı çok seviyorum. Çok duyarlı, çok hayvanlara karşı işler yapıyor. Yani zaoşumuz zaoşumuz burada işte. Zao, aferin lan sana zao. Davarcı zao. Dümenden gitmiyorsun değil mi zao davara? Hı? Arkada bir tane koyun boyun düşer de kıtlağına yapışırım yerim diye. Zao. Kurt için gidiyorsun ya. Koruma için gidiyorsun zao. Bizim davar geldi zao. Aa bizim koç gene. Aa koç gelmiş tamam. Çık çık çık. Birkaç akşam yani birkaç akşamdan fazla. Barış. Hay be ne iki saatmiş ya. Ne iki saatmiş. He? 2 saat dedim 15 saat sonra geldiniz. Barış o işi halledecek miyiz? Hey yapmayın. Barış o işi halledelim akşam. Dinlen. Gel çık 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 çık. Yapma yapma yapma. Dumo sen davara aşık bir kızsın hadi gel. Çık 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 çık. Bizim koç birkaç akşam orada kaldı. Birkaç akşamdan fazla orada kaldı. E tabi haliyle. Oh, ayağıma basma. Ayağımı kırdı ya. E haliyle bizim koç nereye gitti ya? Ha burada. E, böyle olunca tabii ki akşamları bizim davarın içinde kalırsa koça gelen koyunlar tohumlanır. E, onların şey oluyor tabii ki koyunları koçlu oluyor orada kalıyor. Koç da gelmiyor bazen. Bak keçiye bak ya. Hadi. Köy. Akşam geldim. Bak al işte. Hadi. Sırgana sarıyorlar. Hadi işte. Ya bu keçiler deniyor ya. Anladım artık. Bak, aa intihar edecek. Kaç! Ya sinirlendiriyorsun beni ya. Bu koç niye almadın diye söylenmiş. Boynuzlu koç çok tutulmuyor. Çünkü boynuzlu oluyor kuzusu. Bu da sağım zamanlarında sıkıntı oluyor arkadaşlar. Mesela şu geçen bizim bir tane burada keçimiz var biliyorsunuz boynuzlu. Sağım yaparken tutuyordum. Durmuyordu bazen ilk geldiği zamanlar. Bir anda dönünce benim bileğimi kırıyordu. Boynuzluğu o yüzden ya bildiğim kadarıyla çok kullanılmıyor. Elimizde değnek yok. Keşke bir değnek alsaydık. Bak. Demek ki bu koç bugün geldi çünkü bizim koyunlarımızda koça gelen var. O yüzden çapkın oraya gitmedi. Orada oldu mu oraya gidiyor. Ayıramıyoruz. 50 sefer döndürüyoruz. Acayip yiyorlar ya bu ısırganı. Oh öyle güzel bir nane kokusu geldi ki. Güzel bir kuzumuz daha oluyor. Koçun da var ya. Koç ne kuzusu olur. Vallahi var ya arkadaşlar bu işte çok zevkli. Bunun var ya böyle beyaz beyaz ağzı böyle kara. Çok güzel kuzular olur. Yavrular sesimi duydu. Aferin benim zavuma ya. Aslanım benim. Zavu seni çok seviyorlar ya. He? Senin çocuk hayranların da çokmuş zavu.
Senin yemin ederim gel zavu seninle dizi yapalım. He? Beraber. Tamam mı? Ya da film yapalım. Antalya'ya gidiyoruz böyle. Ne oldu Antalya deyince hemen sevindin. Ulan aklın fikrin orada zavu. Arabayla yola çıkıyoruz. Yolda zavuyla maceralar. Bak. Aa, bu gıdgım erkek fena oldu. Hadi yoğum ya. Ne kadar hoşuna gidiyor. Şunlardan aslında biraz kırıp içeri atmak lazım. Çok seviyorlar. Öyle ucundan ucundan. Zaten ağaç yok. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Tontiş. Alın bunu da orada yiyeyim bakalım. Heh. Evet mal saati. Koyunlar, inekler. Güz. Heh, bak ne güzel yiyorlar. Hakikaten ben onlara bu akşam biraz şundan böyle. Fındıkım. Krim krim vereyim. Fındık. Evet şimdi ben gideceğim. Kuzularıma yemini otunu ayrıyeten ot veriyoruz. Biraz böyle sağlam. Bir bugün bir kuzuyu tuttum kaldırdım böyle bir 30 kilo geliyor. Yani kesilse, soyulsa arkadaşlar büyük ihtimal bir 18-17 kilosu var. 340'tan kesiliyor bir kilosu. Ama biz ete değil. Biz ayakta vereceğiz. Canlı vereceğiz. Artık karımız neyse o. Bu arada arabamı değiştirebilirim. Artık yeteri kadar beni yordu biliyorsunuz. Yani bayağı da yıprandı. Köy yolları. O yüzden bu sene arabayı değiştirebilirim. Kış geliyor. Bir kere babamla dağda kaldık. Kış. Battık. Dört çeker çalışmıyor. Kaloriper de çalışmıyor. Buz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Ölüyoruz o şekilde. Küreklerle arabayı açmaya çalışıyoruz. Donuyoruz. Arabaya biniyoruz. Kaloriper yok. Mahsur kaldık. Yani traktör çağırsak 2 saat, 2,5 saatte o da zor bela gelecek. AFAD'ı çağırsak o zor bela gelecek. Ondan sonra öleceğiz yani arkadaşlar. O durumda hatta babamla böyle bir yere bakıştık yani. Baba dedi öleceğiz herhalde burada. O yüzden arabamı artık değiştirme. Bu kışta böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani gideceğiz bir yerde kalacağız Allah korusun. Bin arabaya her zaman çalışan kaloriper çalışmıyor. Şimdi bu 70 yaşındaki bir adamla 18 yaşındaki bir adamın koşması bir olmaz. 70 yaşındaki adam yığılır kalabilir Allah korusun. 18 yaşındaki çocuk koşmaya devam eder. Bizim arabanın olayı da o yani. Biraz daha yaşlandı artık arkadaşlar. Arızalar çoğalmaya başlıyor. Yani bu sene düşünüyorum da yani gidiyorum. Yine bir yerde kalıyorum bu arabayla. Bir yanda dört çeker. Olur mu olur bozuluyor. Yani bir yanda şu an geçen gün mesela ani bir fren yaptım. Direksiyon pompası patladı. Şu an direksiyon taş gibi. Zor bela sürüyorum. Parça bulmaya çalışıyorum. Kışın da gideceğiz gene bir yerde kalacağız. Ben annem babam. Tek başıma olacağım veya annem olacak. Babam olmayacak. Bir bakmışsın kaloriper çalışmıyor. Bahsettiğim gibi traktör 2 saate gelir. Gelir mi gelmez mi o belli. Yol apat gelse 2,5-3 saat. O soğukta beklemek arkadaşlar 15 dakikada zaten sizin her tarafınız buz keser. 2,5 saatte Allah korusun ölürsünüz. Ya buranın öyle bir soğuğu var. -25-30'u gördük yani burada. Evet. Yaşlı kurdum biraz alışsın. Ondan sonra onu akşamları açacağım. Çok güzel bir köpek. Sizler de çok sevdiniz. Yeni bir macera. Kanala yeni bir değişik bir format geldi. Yani gerçekten çok efsane bir köpek. Öyle her yerde göremeyeceğiniz tipte bir köpek. Getiriyorlar, götürüyorlar. Tabii herkese saygı duyarız. Maşallah köpeklerine şey yapalım ama yanlış anlaşılmasın. Şu aslan gene burada Uğur Çağlar'da. İnşallah onu da mutlu edeceğiz. Üzgün biraz sanki ama sokaklarda yıpranmış. Onu toparlayacağız. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 3 video attım. 3 video formatına geçiyoruz. Elimden geldikçe söz vermeyeyim. Videolarıma beğenerek destek verebilirsiniz. Abone olan herkese teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.